Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca hem piyasalardaki rakamları, Amerika'nın büyümesini, PPK kararını, aynı zamanda gelen verileri değerlendirmeye çalışacağız. Kur korumalı mevduatın 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkışını, Merkez Bankası'nın rezervleri üzerindeki genel etkiyi de programımız çerçevesinde değerlendirmeye çalışacağız. Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilk nükleer yakıt getiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşmaları olacak. Bunları bekliyoruz. Bunlara dair detaylarda yine programımız çerçevesinde izleyebilecekleriniz. Önce bugünün öne çıkan haber başlıkları. Amerikan ekonomisinde birinci çeyrek büyümesi beklentilerin oldukça altında kaldı. Amerikan ekonomisinde yıllıklandırılmış büyüme %1.1 olurken beklenti 1.9 seviyesindeydi. Ayrıca haftalık işsizlik maaşı başvuruları da beklentilerin altında kalarak 230 bin kişi olarak gerçekleşti. Merkez Bankası seçimden önceki son para politikası toplantısında politika faizini %8,5'la tuttu. Metinde uygun finansal koşulların oluşmasının önceliklendirileceği belirtilirken, önceki karar metninden farklı olarak öncü göstergelerin deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını gösterdiği belirtildi. Kur korumalı mevduat toplamı geçen hafta 89.2 milyar liralık artışla 1.98 trilyon TL oldu. Dolar cinsindense kur korumalı mevduatların büyüklüğü geçen hafta 102.2 milyar dolarla ilk kez 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkmış oldu. Bununla birlikte Merkez Bankası'nın brüt rezervi ise geçtiğimiz hafta 5.4 milyar dolar düşüşle 116.1 milyar dolara geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomik güven endeksi Mart ayında 98.8 seviyesinden Nisan'da %3,5 artarak 102.2 değerini aldı. Böylece ekonomik güven Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Irak hükümet sözcüsü Besim El Avadi, Kuzey Irak'tan günlük 400 bin varillik petrol ihracatına devam edilmesi konusunda gecikmenin teknik prosedürlerden kaynaklandığını ve yasal olarak tamamlanması gerektiğini belirterek bunun çok fazla süre almaması gerekir ifadelerini kullandı. Hızlıca piyasalardaki rakamlara bakacağız. Şimdi 2 günlük düşüşlerin ardından Borsa İstanbul sınırlı bir tepki verebiliyor. Şu an itibariyle artıda olduğunu söyleyelim endeksin. Bankacılık endeksi %0.8 ile öncül rol oynuyor burada. Diğer taraftan yine sanayi endekste yatay bir seyir olduğunu da söyleyebiliriz. Şu anda endekse puan olarak en fazla katkıyı BİM'den gördüğümüzü, Sasa, Ford, Otosan, Koç Holding hisselerinin de endekse pozitif katkı sağladığını söylemek mümkün gibi görünüyor. Dolar TL'de 19.44-12'de, Euro TL'de ise 21.45-66 seviyesinde geçiyor son işlem düzeyi. Nispeten sakin bir kur düzleminden bahsediyoruz diyebiliriz. Euro dolar Amerikan verilerinin ardından 1.10-18 seviyesinden işlem görüyor. Onu da aktarmış olalım. Avrupa borsaları olumlu performans veriyor. %0.3 kadar Stoxx 600 endeksi artıda. Paris'te ve Frankfurt'ta %0.4-0.5'ler civarında getirilerle işlemler sürüyor. Amerikan vadelilerine bakalım. Orada da şu an itibariyle özellikle Nasdaq vadelilerinin teknoloji bilançolarının katkısıyla %1'in üzerinde ama hem Dow Jones hem S&P 500 vadelilerinin de %0.5-0.6'lık oranlarda bir yukarı yönlü hareketle başlangıç gösterdiğini söyleyebiliriz. Spot altının ons fiyatı 1986 dolar düzeyinde. Bununla birlikte petrol fiyatlarına baktığımız zamansa sınırlı artışlar var. 78 doların eşiğinde Brent petrol, 74,5 dolarlar civarındaysa Amerikan tipi ham petrol rakamları devam ediyor. Verileri bu şekilde aktardıktan, rakamları bu şekilde paylaştıktan sonra dönüyoruz. Ebru Usta bizlerle birlikte. Ebru hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz önce haber başlıkları sırasında da aktarmaya çalıştık. Önemli veriler var. Özellikle bir, kur korumalı mevduatta geldiğimiz seviyenin 100 milyar doların üzerine geçmesi. İki, özellikle Merkez Bankası rezervlerinde hafta kısa olmasına rağmen çok yoğun bir erime. Evet, biraz önce yeni verileri karşıladık. Haftalık Merkez Bankası ve BDDK verilerini karşıladık. Kur korumalı mevduat hacmi ilk kez 100 milyar doların üzerine çıktı. Bu hafta itibariyle 102.2 milyar dolara ulaştı.
TL bazında baktığımızda da 2 trilyona yaklaşan bir kur korumalı mevduat hacmi oldu. Geçtiğimiz haftaki kısa haftada 89.2 milyar liralık yeni giriş oldu kur korumalı mevduat hesaplarına. Bir önceki haftada 113.8 milyar liralık yeni giriş olmuştu. Son haftalarda girişlerin çok yükseldiğini görüyoruz. Yeni girişlerin kur korumalı mevduata geçen hesapların çok fazla arttığını görüyoruz. İlk kez de 100 milyar doları aşmış bulunuyor bugün itibariyle. Kur korumalı mevduatın bundan sonraki seyri ne olacak? Seçimden sonra ne gibi bir gelişme, düzenleme olabilir, olur mu diye çok da tartışılıyor aslında diğer taraftan. Dün de Cevdet Yılmaz, Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın bir açıklaması olmuştu. TL tasarrufları arttırma perspektifi olduğunu, kur korumalı mevduatın da kademeli bir şekilde sona erebileceğini, bir anda yok olmayacağını söyledi Cevdet Yılmaz da. Böylelikle kademeli bir sonlanma planlandığını da öğrenmiş oluyoruz. Diğer taraftan diğer yatırım araçlarında çok fazla getiri olmadığı için biraz bu nedenle cazip görülüyor kur korumalı mevduat hacmindeki artışın da zaten etkisiyle görüyoruz. Pozitif getirinin sınırlı olduğunu görüyoruz diğer araçlarda. Ayrıca henüz tam bir getiri sağlamasa da, yani çok fazla kur artışından en azından getiri sağlamasa da, sabit faiz aldığı için seçime kadar beklemek için de biraz likiditenin buraya park ettiğini görüyoruz. Diğer taraftan yabancı yatırımcıların pozisyonlarına baktığımızda bu hafta 37.1 milyon dolarlık yine sınırlı bir hisse senedine giriş var. Yabancıların borsadaki hisse senetlerinin piyasa değeri bugün itibariyle 25.2 milyar dolar seviyesinde. Devlet iç borçlanma senetlerinden de 24 milyon dolarlık yine sınırlı bir çıkış olduğunu görüyoruz geçtiğimiz hafta. Rezervler tarafında da önemli değişiklikler var ki biraz önce sen de bahsettin, 3,5 işlem günü geçen hafta işlem gördü. 3,5 işlem gününde rezervlerde ciddi erime var. Brüt rezervlerde 5.4 milyar dolarlık azalış var. Brüt rezervler 116.1 milyar dolara gerilemiş durumda. Bu son bir yılın en hızlı düşüşü. Geçtiğimiz haftaki düşüş 3,5 işlem gününde gerçekleşen düşüş. Net rezervlerde ise 12 milyar dolardan 8.3 milyar dolara gerilediğini görüyoruz rezervlerin. Net rezervler tarafında da 3.7 milyar dolarlık düşüş var. Swap hariç net rezervlere baktığımızda ise eksi 46.3 milyar dolardan eksi 49.5 milyar dolara, yani yaklaşık nette eksi 50 milyar dolara gelen bir rezerv hacmi olduğunu görüyoruz. Döviz tevdiat hesaplarına baktığımızda da geçtiğimiz hafta yine kısa haftaydı. Yaklaşık 2 milyar dolarlık artış var. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre 1.9 milyar dolar tam olarak artış olduğunu görüyoruz. Döviz hesaplarında da artışın devam ettiğini görüyoruz. 1.9 milyar dolarlık kısmın 839 milyon doları gerçek kişilerden, yaklaşık 1 milyar doları da tüzel kişilerden kaynaklanmış. Teşekkür ediyoruz Ebru, aktardığın bu notlar için. Gidiyoruz şimdi Londra'ya. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlerle birlikte. Ceren, özellikle Avrupa piyasalarındaki tabloya baktığımız zaman özellikle bankacılık karlarının beklentilerin üzerine bir performansla geldiğini gözlemliyoruz. Diğer taraftan da özellikle Almanya'nın Çin'le ilgili çip alışverişi konusunda aldığı yeni kararlar var. Açılı, evet, bugün banka bilançoları açısından Avrupa'da oldukça hareketli bir gündü. Deutsche Bank'ın bilançosu, ardından BBVA'nın bilançosunu takip ettik. Barclays, Sabadell ve Nordea'nın bilançolarını takip ettik. Ve genel olarak aslında ilk çeyrekte bu bilançoların, karların beklentilerin üzerinde olduğunu görmekteyiz. Bunun getirdiği iyimserlikle bugün Avrupa'da bankacılık endeksi %1 civarı değer kazanıyor. Ve Avrupa'nın geneline yayılmış bir iyimserlik söz konusu. Yani 3 gün arka arkaya düşüşün ardından bugün Avrupa borsalarında yeniden yukarı döndü. Bankacılık sektörüne dair iyimserliğin etkisiyle özellikle Deutsche Bank'ın bilançosu merakla bekleniyordu. Çünkü geçtiğimiz ay hisse senedi piyasasında bankalarda yaşanan türbülansta odak noktasında olan bankalardan biri de Deutsche Bank'tı. Tabii 10 yılın en yüksek vergi öncesi karını açıkladı. Yani karı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yaklaşık %12'lik bir artış yaşandı ilk çeyrek karında. Bunun nedeni yüksek faiz oranlarında yaşanan gelir kaynaklı büyüme. Bu hisse senedi
işlemlerinde yaşanan düşüşü aslında gölgede bıraktı. Telafi etmeyi başardı. Mevduatlardaki çıkış merak ediliyordu ilk çeyrekte. Mevduatlara baktığımız zaman ilk çeyrekte %5'lik bir düşüş yaşandığını gördük. Fakat yetkililer Nisan ayı başı itibariyle mevduatlarda yeniden hızlı bir toparlanma gördüklerini söylediler. Maliyetlerini azaltma planı kapsamında ise banka yaklaşık 800 üst düzey ofis çalışanını işten çıkarmaya hazırlandığını açıkladı. Hisselere güçlü gelen bilançonun ardından yaklaşık %2 civarı değer kazanıyor. Diğer yanda Barclays'in bilançosu oldukça güçlü geldi. Aslında bugün piyasanın belki de en çok sevindiği bilanço Barclays'in bilançosuydu. Çünkü hisselerinde yükseliş %5'e yaklaşmış durumda güçlü gelen kar rakamının ardından. Burada da aynı şekilde hisse senedi işlemlerinde düşüş var gelirlerinde. Fakat sabit getirili menkul kıymet gelirlerinde yaşanan bir sürpriz artış var. Mesela Deutsche Bank'ta her ne kadar ilk çeyrekte mevduat çıkışı hızlanmış olsa da Barclays tarafında tam tersi bir seyir söz konusu. İngiliz banka ilk çeyrekte 10 milyar sterlin artırmayı başardı. Mevduatların hisseleri %4 civarı primli işlem görüyor. Diğer yanda BBVA'nın bilançosunu aldık. O da ilk çeyrekte oldukça güçlü kar rakamı açıkladı. Yaklaşık karında %40'lık bir artış var. Tabii Türkiye pazarı da önemli çünkü bankanın 3. büyük pazarı. Türkiye'de de Garanti BBVA'nın net karı ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. En büyük büyümeyi Meksika biriminde yakaladı. Çünkü Meksika biriminde karı %65 oranında arttı. Hatta yıl sonu için hem Meksika hem de İspanya biriminde net faiz geliri tahminlerinde yukarı yönde revizyona gittiğini açıkladı. Banka bugün yaptığı açıklamalarla beraber ve hisseleri bugün %2,5 civarı değer kazancıyla işlem görüyor. Bugünkü yükselişle birlikte yılbaşından bu yana BBVA'nın hisselerinde yaşanan yükseliş %20'ye ulaşmış durumda. Diğer tarafta bugün Almanya'da özellikle BASF hisselerinde düşüş hızlandı. Çünkü Almanya'nın Çin'e çip üretiminde kullanılan kimyasalların ihracatında kısıtlamaya gideceğine dönük haber bunda etkili oldu diyebiliriz Açıl Sezen. Ceren, teşekkür ediyoruz aktardığın notlar için. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde araştırma masasıyla başlıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masasında Tuğba Özay ile birlikteyiz. Tuğba hoş geldin. Hoş bulduk Açıl. Öncelikle Amerika'dan büyüme verisi geldi. Yıllıklandırılmış büyüme rakamına baktığımız zaman %1,1, beklenti 1,9. Dolayısıyla Amerikan ekonomisindeki daralma beklentileri ya da yavaşlama, daralma değil ama yavaşlama beklentileri biraz daha ete kemiğe bürünmüş, biraz daha kendini belirginleştirmiş durumda. Kişisel tüketim tarafında da bozulmanın sinyallerini artık daha net görebiliyoruz. Evet, şimdi detaylar önemli. Aslında alt kırılımlar önemli. Mal tarafındaki büyüme ve hizmet tarafındaki büyüme olarak ayırmakta fayda var aslında. Beklenti bir önceki büyüme rakamı %2,6 idi. Beklenti senin de bahsettiğin gibi altında kaldı. Şimdi 4 farklı kalemden baktığımızda, hatta 3 farklı kalemden baktığımızda burada kişisel tüketim harcamaları, kamu harcamaları, brüt yatırımlar ve gayri safi yurt içi yatırımlar görünmekte. Şimdi kalem kalem gidecek olursak kişisel tüketim harcamaları %3,4 artmış. Bu dördüncü çeyrekte aslında %1 civarındaymış. Üçüncü çeyrekte %2,3 ve ikinci çeyrekte %2 civarında bir artış varmış. Burada kişisel tüketim harcamalarında %3,7'lik artış ön plana çıkmakta. Bu önemli çünkü artan borçlanma maliyetlerine, sıkılaşan para koşullarına rağmen kişisel tüketim harcamalarının artıyor olması Fed'in çok da istediği ya da mevcut politikalarının karşısında almayı beklediği sonuç değil diyebilirim. Dayanıklı mallardaki artış biraz benim dikkatimi çekti Açıl. Çünkü dün de gelmişti aslında dayanıklı mal siparişleri ve yeni siparişler verisi. Orada da aslında bu yorumu yapmıştık. Mevcut konjonktürde hem yeni siparişler hem de mevcuttaki siparişler aslında ekonominin yeterince soğumadığını gösteriyordu. Buradaki büyüme %16,9. Son 3 çeyreğe baktığımızda aslında orada bir daralma vardı ama şu anki dayanıklı mallardaki büyümeye baktığımızda yaklaşık işte %17 bir büyüme ön plana çıkmış.
hizmet sektörü büyümesi. Bu da oldukça önemliydi. Özellikle enflasyonun hizmet tarafından geldiğini ve oradaki hizmet enflasyonu düşürmek için ekonomi tarafta da hizmeti soğutmak gerektiğini varsayarsak %2.3 büyüme gerçekleştirmiş. Öncekine göre bir miktar daha yüksek. Bir önceki çeyrekte %1.6, yani 2022'nin 4. çeyreğinde %1.6 büyümüştü. 3. çeyrekte %3.7, 2. çeyrekte de %4.6. Geçen yılın 2. 3. çeyreğine göre evet bir gerileme var. Ama bir önceki çeyreğe göre daha hala artan hizmet sektörü büyümesi olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki hani son işte bir yıllık performansla kıyasladığımızda ya da son geçen yılla kıyasladığımızda evet burada düşen bir hizmet sektörü büyümesi olduğunu söyleyebilirim. Benim dikkatimi çeken enflasyonda da bu kalemden oldukça puanın enflasyondaki yükselişte katkısının büyük olduğunu görmüştük. Motorlu taşıt parçaları, burada dayanıklı malların altında bunlar da %45.3'lük bir büyüme gerçekleşmiş. Dördüncü çeyrekte %4.2'ymiş bu tarafın büyümesi. Üçüncü çeyrekte 12.5'lük bir daralma yaşanırken ikinci çeyrekte %10'luk bir daralma yaşamış. Ama burada dayanıklı malları altındaki kalemlerden en yüksek katkı %45.3 ile motor taşıt ve parçalarından gelmiş. Diğer taraftan gayri safi yurt dışı yatırımlar tarafına baktığımızda %12.5 düştüğünü görüyoruz burada. Yatırımlar düşmüş. Dördüncü çeyrekte %4.5 artış varmış. Üçüncü çeyrekte %10'a yakın %9.6 bir düşüş yaşanmış. İkinci çeyrekte %14'lük düşüş varmış. Sadece son çeyrekte bir artış var. Bu işte ilk çeyreğe baktığımızda orada düşüş olduğunu görebiliyoruz. Diğer kalemlerden baktığımızda bu gene dayanıklı mallar tarafında ulaştırma tarafındaki ekipmanlar. Orada da %18.3'lük bir düşüş gerçekleşmiş. Bu bir önceki çeyrekte %30.6 artışa işaret ederken hatta 3. çeyreği 2022'nin 3. çeyreğinde buradaki büyüme %90.4'müş. Şu an baktığımızda orada biraz daha normalleşmeye ve daralmaya kayan bir tablo var. Yani ikiye ayıracak olursak hizmet tarafı ve mal tarafına baktığımızda hizmet tarafındaki büyüme %2.3, mal tarafındaki büyüme %6.5 olarak ön plana çıkmış. Hizmet tarafının altında gene diğer kalemlere de baktık. Sağlık tarafında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan ulaştırma tarafında %3.1'lik bir artış ön plana çıkmakta. Gıda hizmetleri tarafında işte restoran, kafeler orada da hala artış ön plana çıkmakta. Bunlar enflasyona ağırlıklı son dönemlerde katkı yapan kalemler olması anlamında da önemliydi açın. Teşekkür ediyoruz Tuğba aktardığın bu notlar için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kısacık bir aramız daha var, sonra yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Habertürk yazarı Güntay Şimşek'le birlikteyiz bu bölümde. Güntay Şimşek, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi bugünün en önemli gündem maddesi hiç kuşku yok ki Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilk nükleer yakıtın getirilmesi. Bir tesis olarak şu ana kadar inşası devam etti ama tesisin nükleer ünvanını alabilmesi için yakıtın gelmesi lazımdı. Bugün itibariyle o yakıt teslimi gerçekleşmiş olacak. Dolayısıyla tesis de nükleer tesis statüsüne kavuşacak. Nasıl geldik bu aşamaya, ne dersin? Vallahi bu aşamaya nasıl geldik sorusunun cevabını aslında biraz daha tarih süreçte aramak lazım. Çünkü bu Rusya'nın Türkiye'de yaptığı en büyük yatırımlardan birisi. Daha öncekilerine bakarsak eğer Demirel, Alex Kosygin döneminde Rusya Devlet Başbakanı Türkiye ziyareti sonrasında Türkiye batıdan hiç görmediği kadar ciddi anlamda sanayisine, gelişmesine katkı sunacak yatırımları almıştı ki o dönemdeki o yatırımlar da yani alt alta falan koyduğunuz zaman mesela şöyle sıralayayım ben sana: Seydişehir Alüminyum Tesisleri, Ali Ağa Rafinerisi, Petkim, İskenderun Demir Çelik Fabrikası, Mersin Kimya Kompleksi, Bandırma sülfürik asit üretim tesisleri, Seyit Ömer Seydişehir elektrik iletim hattı gibi, sonra buna şeyde 75'te İskenderun demir çelik fabrikası ekleniyor. Dolayısıyla Rusya'nın Türkiye'nin gelişimine bizim çok altını çizmeden
vurguda yapmadan bir süreçte katkı yaptığını gösteriyor. Bu nükleer de bunun en büyüğü ve bence en önemlisi olacak. Çünkü biz nükleer santral kurmak, nükleere geçmek arzuladığımızda o ihale sürecini hatırlayacaksın. Batı'dan çok fazla ilgi ve destek olmamıştı. Hatta Rusya'nın işte Park Enerji ile beraber katıldığı bu ihale sürecinde tek şeydi, katılımcı şirketti. Dolayısıyla bu süreç Türkiye açısından çok çok önemli ama Rusya açısından daha da önemli. Çünkü yurt dışında böyle bir Ukrayna-Rusya savaşının olduğu bir dönemde böylesine büyük bir yatırımı sürdürebilmeleri çok önemli. NATO ülkesiyle bu ilişkileri sıcak götürüp bu yatırımları durdurmadan bu noktaya getirmeleri çok önemli. Rusya'nın orada çok sayıda önemli mühendisi, teknik adamı, bürokratı da görev alıyor. Bunun aynı şekilde karşı tarafta Rusya'da takip eden Rosatom tarafında da önemli yetkililer var. Yani iş çok disiplinli bir şekilde yürütülüyor. Türkiye'den burada yanlarında bir ortak olması arzu ediliyordu. Rusya tarafta bunu çok arzu ediliyordu. Başlangıçta Park grubu vardı. Onu bir besteyle çıkmak durumunda kaldı ve onun yerine Türkiye'den ikinci bir ortak koyamadık. Şirket olarak yoklar. Belki öyle bir şirket de olsaydı Türkiye daha hızlı bir şekilde buradan teknoloji kazanma, işletme dönemine geçtiğinde işletme bilgisi ve tecrübeyi bunu teknolojiyle harmanlama şansı da olabilecekti. Ama her halükarda Türkiye'nin baz yük dediğimiz yani 7/24 elektrik üreten bir kaynağı, üstelik %10 şu günün rakamıyla diyelim 35 milyar kilovat saat yıllık elektrik üretecek bir güce kavuşmuş olması çok önemli. Henüz kavuşmadık ama yani bunun ilk adımı kavuşmaya bir adım daha yaklaştığımızı gösteren yakıt sevkiyatının olması önemli. Çünkü biz 2024'ün ilk çeyreğinde ilk ünitenin açılabileceğine dair bilgiyi ilgili kaynaklardan aldık. O açıldıktan sonra ilk ünite, onun da test aşamaları falan olacak. Ama artık hızla yaklaştığımızı gösteriyor. Neticede 2026'da 4 ünitenin de çalışacağına vurgu yapılıyor ki Türkiye açısından ciddi anlamda önemli. Daha da önemlisi işte Rusya'nın Türkiye'nin gelişimine, sanayisine bence katkı sunması ve bunu müttefik diye gördüğümüz Amerika'nın, Avrupa ülkelerinin, hele savunma sanayinde sıkışıklık yaşadığımız zaman bize ambargo koyan Almanya'nın, Fransa'nın, Amerika'nın rollerini görünce bu da Rusya-Türkiye ilişkilerinin değişik bloklar arasında Türkiye'nin denge politikası yürütmesinin, Atatürk döneminin yürütülen siyasetinin günümüzde de benzer şekilde devam ettirilmesinin bence ne kadar önemli olduğunu taçlandıran bir adım olarak görüyorum bugünkü nükleer santraldaki gelişmeyi. Peki burada elbette biraz önce söylediğin kısım önemli. Şu an itibariyle burada hem bir mülkiyet hem de aynı zamanda Türkiye'nin nükleere know-how olarak sahip olabilme yetkinliği söz konusuydu İlk projeye başlandığı noktada. Bugün itibariyle tabii ki Türkiye açısından çok büyük kazanımdır nükleer enerjiye sahip olmak. Zira Türkiye'nin elektrik üretiminin %10'unu karşılayacak, doğal gaz faturasını yıllık 1,5 milyar dolar civarında düşürecek böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Fakat know-how bizde mi? Biz hani yapım aşamasında Türk firmaları kullanıldı ama özellikle işin çekirdeğinin öğrenilmesi aşamasında ne kadar vardık? Valla başlangıçtaki proje devam ettirilseydi ve Türkiye'den de yetkin bir ortak işin içinde olsaydı bu söylediğini bir nebze bir yukarı taşır ve diyebilirdik ki Türkiye bu şeyle nükleer santralle önemli bir hem yapım aşamasında teknoloji transferi ve teknolojiyi öğrenme anlamında kazanımlar olacak hem de işletme aşamasında devrede olacağı için bu süreci daha iyi yönetecek ve sahada öğrendiği, yaparken öğrendiği teknolojiyi işletmeleri de mezzetelerek Türkiye'ye bir kazanım sağlayacak diyebilirdik. Ama şu an o noktadan biraz uzağız. Çünkü dikkat edersen veyahut da zaten beraber programda da çok konuştuk. Altyapıda, inşaat işinde görev olan IC Holding'i bile Ruslar çıkarma teşebbüsünde bulundu. Yani ki orada IC Holding en azından bir nükleer santral yapma tecrübesi birikimini elde edecekti. Alt üst denizciyle beraber olsa bile, direkt ortak olmasa bile, onda bile biz biraz bastırmasak onun bile dışında kalacaktık.
Ama şu an işletme teknoloji transferi tarafında çok fazla içeride değiliz. Şükredelim ki yine ICE Holding ki bizim siyasi irade masasını işte yumruğunu masaya koyarak devrede oldu da onları bu pozisyonunu kaybettirmedi. Ama halen daha ben sahada sorduğumda zoraki bir evlilik gibi yürüyor dediler işler. Yani o inşaat altyapısındaki işlerimiz bile. Düşünün inşaat altyapısında işleriniz zoraki yürüyorsa yukarıda çok fazla mühendislik olarak, işletme olarak, teknoloji transfer olarak fazla devrede olduğumuzu söyleyemem. Dolayısıyla biraz o süreci bundan sonrası için en azından dikkatli yürütmek, mühendislerimizin, işte burada çalışan, görev alan, işletme tarafında bulunan teknik personelin bir kabiliyet, tecrübe edinmesi için bir şeyler gayret göstermek lazım ama bu kısa sürede olacak gibi değil. Nükleer santral bittiğinde bizim Mersin Akkuyu bölgesinde önemli bir nükleer santral sebebiyle bir Rus nüfusuyla, bir teknokratla, ekspatlarla tanışma sürecimiz olacağını söyleyebilirim. Bir yandan Teknofest başladı bugün itibariyle. Dolayısıyla oradaki yeniliklerden de bahsedelim. Sen de bugün itibariyle oradaydın. Dolayısıyla öne çıkan birkaç tane temel konu var. Bir tanesi Gökbey ve Hürjet projelerindeki yenilikler. Bir parça belki bunların üzerinden geçebiliriz. Diğer taraftan yine hem insansız hava aracı projelerinde hem de benzer şekilde Milli Muharip Uçağı'nda geldiğimiz son noktayı bir parça yorumlayabiliriz herhalde. Evet, sabah Teknofest fuarına gittim. Hava maalesef yağışlıydı ve gezmeye çok müsait değildi fuarın ilk günü ama ikinci, üçüncü günü uygun görülüyor. Hem hava şovları, air şovlar, uçuşlar olacak. Hem de bu bahsettiğin işte özellikle en yeni uçaklarımız, hava araçlarımız birincisi Gökbey. Kendi Türkiye üretimi, yerli, milli tam anlamıyla diyeceğimiz bir helikopter söz konusu. Ankara'dan İstanbul'a Teknofest'e uçarak geldi. Yani helikopterin tasarımı bize ait, motoru bize ait. Bu olabildiğince güzel, gelişme, sevindirici bir haber. Gidip rahatlıkla elinizi gövdesine sürüp övüneceğiniz bir gelişme. Yani yerli motor ki bu yerli motor sizi aynı zamanda diğer hava araçlarının yani Milli Muharip'in veyahut da Hürjet'in veyahut da diğer helikopterlerin atan motorunda rahat hareket edeceğiniz, onlara da rahatlıkla motor geliştirebileceğiniz anlamına geliyor. Bu çok çok önemli. Yani Gökbey'in yerli milli helikopterle uçtuğunun altını, motorla uçtuğunun altını çizelim. İlk yerli milli helikopterimiz fuarda. Gidenler bunu rahatlıkla görsünler isterim. İkincisi, Hürjet Türkiye'nin tarihinde ilk defa bir jet motorlu hava aracı tasarlayıp uçurdu. Bu Türkiye tarihinde ilk defa oluyor. Bu da önemli. İleride bunun motoru da yapınca tamamen yerli milli olacak ama dünyada havacılık sektöründe şunun altını çizelim. %100 her şeyi yerli milli kimse yapmıyor. Hemen her şeye ne kadarı yerli milli diye yaklaşılmaz. Tasarımı bize ait olacak. Aypakları bize ait olacak. Kritik aksamları, motoru, yazılımı, aviyonikleri, elektronik havacılık sistemleri size ait olduktan sonra gerisinin %90'ını götürün, Çin'de yaptırın, Kanada'dan alın, Amerika'dan hiçbir anlamı ifade etmiyor. Önemli olan yerli milli tasarımların bize ait olması. Yine Kızıl Elma fuarda sadece TUSAŞ'ın en son geliştirdiği Anka 3 insansız hava aracı ki bu da işte yaklaşık 750-800 km hızla giden ve F-16'lara hava gücü desteği veren hava yer mücadelelerinde ciddi anlamda rol üstlenecek bir insansız hava aracından bahsediyoruz. O yok sadece fuarda ama diğer bütün hava araçların hepsi orada. Hem bizim hava kuvvetlerinin kullandığı hava araçları hem de geliştirdiğimiz Cezeri'den Bayraktar TB2, Akıncı, işte Kızıl Elma, o yandan Hürkuş, Hürjet, Anka, Atak 1, Atak 2 hepsi orada. Dolayısıyla önemli bir fuar. Gençlerin gidip dokunması, hissetmesi ve kendi hayallerini kurup geleceğe yönelik mesleki hayallerini buna göre şekillendirmeleri önemli olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz Güntay Şimşek. Aktardığın bu notlar ve değerlendirmeler için sana. Programımızın bu bölümünde başlangıçta aktardığımız verilerin üzerine bir miktar değerlendirme alacağız. Burada bir TUSK lokal yönetici ortağı İnanç Sözer bizlerle birlikte. İnanç, özellikle son dönemde kur korumalı mevduat tarafına dönüp baktığımız zaman bankaların kendilerine verilmiş hedef çerçevesinde buraya yüklendiklerini,
Dolayısıyla rakamsal olarak buranın neredeyse 2 trilyon liraya kadar geldiğini, 100 milyar doların üzerinde bir rakamsal büyüklüğe ulaştığını gözlemliyoruz. Önce bir hızlıca kur korumalı mevduatın geldiği seviyeyi ve rakamları nasıl görüyorsun diye sorayım. Aslına bakacak olursak açılık bir kusursuz dengesizlik üzerinden devam eden bir ekonomik ve finansal piyasalarımız var. Ve her geçen gün yeni deregülasyonlarla beraber bankacılık sektörünün sadece zaman kazanmak adına bu deregülasyonları uyumlanmak adına kur korumalı mevduata bu kadar agresif bir şekilde bir pazarlama politikası izlediğini görüyoruz. Geldiğimiz nokta itibariyle ne yazık ki aslında kur korumalı mevduat sahiplerine eğer karşılığında bir blokeli kredileri yoksa bir nevi tuzak kurulmuş durumda Merkez Bankası ve ekonomi yönetimince. Bugün mevduat hesapları açıldığında ki döviz mevduat tutarlarını vade sonlarında ulaşabilmeleri mümkün değil. Çünkü 80'lerden bu yana ilk defa Türkiye'de reel piyasa kuruyla Merkez Bankası kuru arasında %5'in üzerinde bir fark oluşmuş durumda. Ve ne yazık ki şimdilerde anlıyoruz bu bir para politikası aracına dönüştürülmeye çalışılıyor. Bugün %5 diye gördüğümüz iki piyasa arasındaki kur farkı belki yarın daha da yukarıda bir seviyelerde oluşuyor olacak. O ana kadar aslında kur korumalı mevduatların büyümesini makul karşılamak lazım. Ancak birçok mevduat sahibinin de bir hayal kırıklığıyla vadeyi sonlandırma ihtimalini göz ardı etmemek gerekir. Burası bir araya gireyim İnanç. Özür dileyerek nükleer santral açılışında yakıt teslim töreninde Rusya Devlet Başkanı Putin konuşuyor, oraya dönüyoruz. Santralı resmi olarak nükleer tesis statüsünü alacak ve Akkuyu'da barışçıl nükleer enerji bayrağı dalgalanacak. Semboliktir ki Türkiye artık sanayi ve teknolojik açıdan gelişmiş olan ülkeler kulübüne giriyor. Kendi yerli ve milli nükleer sektörü olacak. Ve bunu 2023 senesinde başardınız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın teklifi üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladığı senede bunu yapalım dedi. Bunu el ele başardık. Şunu hatırlatmakta yarar var. Rosatom bu Mersin şehrinin civarlarında Akdeniz kıyılarında bu santralin inşaatına 5 sene önce başladı. 2018 senesinin Nisan ayında. Biz de Sayın Cumhurbaşkanı'yla o zaman ilgili merasime katılmıştık. Ve kişisel takibimizi hiçbir zaman esirgeyemiyoruz. Birebir takip ediyoruz bu projenin gerçekleştirilmesini. Tabii ki zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın kişisel çabaları olmadan bu başarı mümkün olamazdı. Bu tarz büyük projelerde daima bazı bürokratik pürüzler çıkabiliyor. Çeşitli prosedürlere ihtiyacımız oluyor ve bütün bunları ortak çabalarla bütün bu problemlerin üstesinden gelebildik. Ayrıca şunu kaydetmek istiyorum. Rus ve Türk nükleer enerji uzmanları, mühendisler gerçekten büyük bir azimle ve ahenkle çalışıyorlar. Bu sayede NEGESİM'imizin kuruluşu planlı bir şekilde devam ediyor. Daha önce söylendiği gibi blokların tamamını, dördünü de aynı anda kuruyoruz. 3 nesil reaktörlerle donatılıyor ve her birinin topla kapasitesi 4800 megawattır. Tekrar altını çizmek istiyorum. Bu dünyanın en büyük nükleer güç santralı, dünyanın en büyük inşaat nükleer santralı kurmaktayız ve Çantiye'de çalışan personelin sayısı 20 bini aşıyor, 30 bine yaklaşıyor personel sayısı. Bir de 3'te 2'sinin Türk vatandaşı olduğunu kaydetmek istiyorum. Ve bu Akkuyu projesi çerçevesinde sağlanan iş yerlerinin sadece bir kısmı, bu da maaşlar demek, ailelere destek demek, somut bir çalışma, bu çalışmadır bu. Bir de bu faaliyetleri ciddi anlam, Türk müteahhitleri ciddi anlamda katkı sağlıyor. Onlar hem şantiyede çalışıyor, santeki çalışmaları destekliyorlar, hem de malzemeleri tedarik ediyorlar, ulaşım hizmetlerini sunuyorlar. Saygıdeğer dostlar, bu yerli ve milli üreticiler tarafından karşılanan iç siparişlerin toplam tutarı, Akkuyu'nun ihtiyaçlarını karşılayan siparişlerin toplam tutarı 4,2 milyar dolardır. Ve yerli şirketler tarafından üretilecek ürünlerin toplam tutarı ise tahminen 6,5 milyar dolar kadardır. 6 milyar
şunu da kaydetmek istiyorum. Rosatom bu santrali kurarken son teknolojilerden istifade ediyor. Fiziki güvenlik, hızlı sıha ve çevre koruma standartlarımız en yüksek seviyededir. Bu arada santralımızı kurarken ve kurarken Uluslararası Atom Enerji Ajansı kurallarına da sıkı bir şekilde bağlı olmaya devam ediyoruz. Sayın Grossi de bunu teyit etti az önceki açıklamasında, açılış konuşmasında. Çok seviyeli bir güvenlik sistemimiz var. Dünyanın en modern ve en güvenilir güvenlik sistemlerinden bir tanesidir NGS'deki sistem. Daha sonra tamamlandıktan sonra Türkiye enerji ihtiyaçlarının %10'unu karşılayacaktır. Artan Türkiye ekonomisine hitap edecektir. Ve her şeyden önemli olan da şu husustur. Bu çevre dostu bir proje olacak. Karbondioksit salmayacak atmosfere. Sayın Grossi de bu meselenin çevre koruma kısmından bahsetti. Ayrıca biz Türkiye'nin nükleer enerji sektörü için profesyonel ve kalifeli uzmanlar yetiştiriyoruz. Türk mevkidaşlarımız da bundan bahsettiler. Netleştirmek adına şunu söylemek istiyorum. Üniversitelerimizde yaklaşık 300 Türk öğrenci eğitim gördü nükleer sanayi anabilim dalında. Bir de AKKÜ'nün teknik personeli için Türkçe eğitim veren bir okul açtık. Yani bu neyi anlatıyor bize? Bu sadece bir santrali kurmuyoruz biz. Türkiye'de yeni yüksek teknolojilerle donanmış yerli ve milli nükleer sektör oluşuyor. Yeni bir ekonomi alanı açılıyor. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Sıfırdan yeni bir sektör kurmak ve bu nükleer güç santralımızın inşası şunu gösteriyor. Siz şahsen Sayın Erdoğan ve Türkiye hükümeti ülke ekonomisinin gelişimi için ne kadar büyük hizmetlere imza attığını gösteriyor bize. Açıkça şunu söyleyebilirim, önünüze büyük hedefler koymayı biliyorsunuz ve bu hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyorsunuz. Türkiye hükümeti ve şahsen Türkiye Cumhurbaşkanı ayrıca Rus-Türk ilişkilerinin tüm yönleriyle gelişimine ne derece büyük önem atif ettiğini gösteriyor bugünkü toplantı. Biz de bu yaklaşımınızı destekliyoruz. Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliği karşılıklı yarar ilkesine dayanıyor. İki ülke halkının köklü çıkarlarına uygundur ve bölgedeki barış ve istikrarın tesisine katkı sağlıyor. Bu vesileyle ilgili ben sizleri tekrar tebrik ediyorum ve ilginize teşekkür ediyorum. Efendim biz de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Değerli konuklarımız, hanımefendiler, beyefendiler, şimdi Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı yoluyla hitaplarını gerçekleştirecekler. Sayın Cumhurbaşkanım. Rusya Devlet Başkanı, değerli dostum Sayın Putin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü Sayın Grossi, nükleer santralimizin kıymetli çalışanları, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak büyük bir hamlenin sevincini paylaşmak üzere bir aradayız. Bu gurur günümüze iştirak eden, başta Cumhur İttifakı'nın ortaklarımız olmak üzere tüm misafirlerimize, ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu törenle aynı zamanda milletimize olan bir sözümüzü, bir ahdimizi daha gerçekleştirmiş oluyoruz.
Akkuyu nükleer güç santralimizin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz. Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle birlikte artık Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır. Böylece ülkemiz 60 senelik bir gecikmenin ardından da olsa dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir. Bugün dünyada 422 nükleer reaktör faal halde olup 57'sinin de yapımı devam ediyor. Avrupa Birliği elektriğinin %25'ini nükleerden elde ediyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu nükleer enerjiyi yeşil enerji kabul ederek bu konudaki tereddütleri gidermiştir. Biz de Akkuyu ile ülkemizi bu gelişmelerin bir parçası haline getirdik. Projemize en başından beri destek veren Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rusya Federasyonu makamlarına şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Santralimizin inşasında ve üretime geçme sürecinde görev alan Türk ve Rus tüm personeli tebrik ediyorum. Sayın Devlet Başkanı, kıymetli misafirler, Akkuyu'da her biri 1200 megawatt güce sahip 4 reaktörü bir nükleer güç santrali inşa ediyoruz. Türkiye'nin pek çok önemli projesi gibi Akkuyu da milli bütçemize yük getirmeyen bir finansman modeliyle hayata geçirilmiştir. Akkuyu Rusya ile aramızdaki en büyük ortak yatırımdır. Yatırım bedeli 20 milyar dolar olan bu proje Rusya'nın ilgili kuruluşu Rosatom tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Projenin inşaatıyla birlikte bakım, işletme ve nükleer santraller için büyük önem taşıyan işletmeden çıkarma süreçlerinin sorumluluğu da yükleniciye aittir. Santralin tüm üniteleri peyderpey 2028'e kadar hizmete girecektir. Ülkemizin elektrik tüketiminin %10'u tek başına bu santral tarafından sağlanacaktır. Tam kapasite devreye girdiğinde burada yılda yaklaşık 35 milyar kilowatt saat elektrik üretilecek. Hiç şüphesiz sadece bu özelliğiyle bile santralimiz ülkemizin enerji arz güvenliğine yaptığı eşsiz katkıyla stratejik yatırım unvanını hak ediyor. Doğalgaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1,5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli gelirimizin artışına da olumlu yönde etki yapacaktır. Buradaki birikim ve tecrübe bizi ileride nükleer alanında daha farklı yerlere de taşıyacaktır. Proje kapsamında Rusya'da eğitim görerek santralimizde görev yapacak mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz ülkemizin nükleer güç alanındaki insan gücünü zenginleştirecektir. Sayın Başkan'ın da az önce ifade ettiği gibi 300'ü aşkın mühendisimiz Rusya'da o okullarda yetiştirildi. Akkuyu'da inşa ettiğimiz bu santrali planlarken ve hayata geçirirken önceliklerimizin başında güvenlik gelmiştir. Santralimizin 6 Şubat depremlerinden etkilenmemesi, mühendislerimizin ve işçilerimizin işlerini ne kadar titizlikle icra ettiklerini gösteriyor. Santralimiz, ülkemizin bu alandaki mevzuatıyla beraber, Uluslararası Atom Ajansı'nın, Uluslararası Nükleer Güvenlik Danışma Grubu'nun ve Avrupa Birliği'nin şartlarını da karşılıyor. Bu projedeki tecrübemiz ışığında farklı bölgelerimizde inşa etmeyi planladığımız ikinci ve üçüncü nükleer santrallerimiz için de inşallah en kısa sürede harekete geçeceğiz.
Akkuyu projesini yürüten ve burada yüklenici olarak görev yapan firmalarımızın 6 Şubat felaketinin ardından depremzedelerimize sahip çıkarak gösterdikleri dayanışmayı da daima şükranla hatırlayacağız. Ve şunu özellikle ifade etmek isterim ki Rusya'nın Hatay'da kurduğu Sahra Hastanesi için özellikle milletim adına teşekkür ediyorum. Akkuyu projemizin üretim öncesi hazırlıklarının son safhası olan nükleer yakıt çubuklarının nükleer santral sahasına tesliminin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Santralimizin üretime başlaması sevincinde bu sefer yüz yüze buluşmak üzere sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim biz de Akkuyu Nükleer Santrali projesine ilk nükleer yakıtın getirilmesi töreninde önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sonrasındaysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yoluyla yaptığı konuşmaların detaylarını aktardık ve böylelikle finans merkezine bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.